Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden e, devam edelim. E, şimdi ben size sadece 5 dakika bakın burada sadece bir tane e, formül var. E, bu da aynı şey gibi yani hız problemleri de böyledir. Yani altı üstü bir tane formül vardır. İşte yol eşittir hız çarpı zaman. Ama gerçekten sağlam sorulara sahiptir. Bu da aynı şekilde. Sadece bir tane formülü vardır. E, ama çok güzel. Şimdi ben genelde bakın e, Milletin zorlandığı bir kısım ama bazı şeyleri alışkanlık haline getirirsek zor olmaktan çıkacaktır sorular. Şimdi e, siz sadece arkadaşlar, evet o kamerası. Evet. E, Derya, Derya mikrofonu kapatır mısın? Şimdi e, arkadaşlar. Ee, sadece bunu iyi dinleyin. Bakın e, soruları gördüğünüzde siz de hak vereceksiniz. Kaliteli sorulardan oluşuyor bu kısım. Aritmetik ortalama e, kısımları. E, tamamdır. Sıkıntı değil. Şimdi e, arkadaşlar şurayı bir kere daha tekrar edelim. Hemen soru çözmeye başla, başlıyoruz. Zaten dediğim gibi bir tane formülle zaten soru çözeceğiz. Ama bazı şeyleri e, bazı sorular mümkün değil. Bakkal hesabıyla öyle sayıları çarparak, bölerek, toplayarak çözülmüyor. Harflerle denklem kurmak e, ...zorunda kalabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey şu. Formülü bir daha yazıyorum bakın. Aritmetik ortalama nedir arkadaşlar? Ortamdaki terimleri toplarsınız... ...terim sayısına bölersiniz dedik. Şimdi 3 dakika içerisinde soru çözmeye başlayacağız. Formülümüz bu. Şimdi arkadaşlar... ...soru size mesela atıyorum... E, ...şöyle önden ufak bir soru yazalım. E, bu soru çok basit bir soru olsun. Şimdi mesela soru size dese ki... Ee, yaş ortalaması Yaş ortalaması 9 olan Bu arada sorular hep bakın e, Çıkmış sorularda da böyle aynı şekilde e, ilerliyor Ya aramızdan giden insanlar oluyor Ya aramıza yeni katılan insanlar oluyor Yaş ortalaması 9 olan 12 kişiden Yaş ortalaması Yaş ortalaması Ne diyelim arkadaşlar Eee Yaş ortalaması 8 olan 3 kişi ayrılırsa. E, yalnız tam çıkacak mı onu bilmiyoruz. Neyse arkadaşlar yaş ortalaması 8 olan 3 kişi ayrıldı. Arkadaşlar burası tam çıkmayacak ama ben şeyi yazayım. Bak siz sorularda yapacağınız şey formülü hep kullanacağım. Yaş ortalama kimmiş arkadaşlar? Bak 9'muş. 12 kişiymiş. Siz burada sorularda size genelde şu terim toplamı hiç verilmez. ...genelde ortalama ile burası verilir. Bakın, buranın zor sorusu nasıl zor soru? Şimdi hemen devamında anlatacağım. Siz 12 ile 9'u çarptığınızda bu kişilerin yaşlar toplamını bulursunuz. Doğru mu? Bakın, burası bizim kişi sayımızdır. Burası kişilerin yaşları toplamıdır. Doğru mu? Ee, kişilerin yaşları toplamına 108 mi dedik? Sonra bir değişiklik oldu. Ne oldu? Yaşlarının ortalaması 8 olan 3 kişi ayrıldı. Bakın, yazıyorum buraya... Ortalaması 8 olan formülle çözüyorum hep. Ortalaması 8 olan kaç kişiler arkadaşlar gidenler? 3 kişi. Kişi sayısını aşağı yazıyorum her zaman. Bu giden kişilerin yaşlarının toplamını da hesaplıyorum. Çarptım 8 ile 3'ü. Arkadaşlar bu 24'te gidenlerin ortalaması. Doğru mu? O zaman yeni ortalamayı soruyor mesela soru size. Kalan kişilerin ortalaması kaçtır diyor. Arkadaşlar yeni aritmetik ortalamayı hesaplarken ne yapacağız? Önceden elimde bulunan kişilerin toplamı 108'di. ...bu 108'den ne kadarlık bir toplam azaldı? 24'lük bir toplam azaldı. Doğru mudur? Elimde başlangıçta kaç kişi vardı arkadaşlar? 12 kişi vardı. 12 kişiden kaç kişi gitti? 3 kişi gitti. O zaman 3 kişiyi düşüyoruz. Yani her soruda hep şunu not edin. İlk yaşlar toplamı buydu. Başlangıçtaki toplam buydu. Sonradan oluşan toplam işte şu oldu. Kaç yapıyor burası? E, çıkarınca 84 mi yapıyor? Bölü 12'den 12 kişiden de 3 kişi gitmiş 9. İşte bu tam bölünmüyor şu an. Neyse sayılara takılmayalım. İşte e, tam bölündüğü zaman böler cevabı söylersin. Arkadaşlar burada zor soru şöyle olacak. Sizin bakın. Ben buraya bir tane örnek soru yazayım. Soru size şunu yapacak. Hemen şurada konuşalım. Bakın ortalamayı mesela veriyor size. Diyor ki ortalaması 8 olan şu kadar kişi diyor. Bazen soruda soru size burayı da vermiyor. Burayı da vermiyor sanki soruda böyle bilinmeyenler eksikmiş gibi verilmesi gerekiyordu diye düşünüyoruz. Arkadaşlar bazen bu üç tane değişkenden sadece bir tanesini size söyleyecek. Siz ne yapacaksınız? Bakın unutmayın her soruda biz aritmetik ortalamayla terim sayısını yani kişi sayısını çarparak şu ikisini çarparak hep bunu bulacağız. Elinizde eğer burası yoksa şunu yapın. E sen buradan bunu çarpabilmen için burada bir şey olması lazımdı. Bir şey yoksa mutlaka o kişi sayısını kendin harfle ver. Mesela de ki burada. Bunlar x kişi olsunlar de. Şuraya soru işareti de. Çarp bunları de ki demek ki bunların başlangıçta yaşlar toplamı 8x'ti gibi. Şimdi örnek bir soru üzerinden açıklayayım. Ee, soruyu isterseniz yazın isterseniz fotoğraf çekin. Sonra çıkmış sorulara direkt dalacağız buradan. Arkadaşlar mesela diyor ki soru. Yaş ortalaması yaş ortalaması 17 olan bir grup kişi içerisinden yaş ortalaması 19 olan 3 kişi ayrılırsa kalanların yaş ortalaması kaç olur? Kalanların yaş ortalaması kaç olur? Bakın buraya örnek sorulardan birini yazdım kısaca. Ee, arkadaşlar mesela ben size e, sorsam hadi size biraz müddet tanıyayım mı ben? Tanıyayım. Bir dakika hadi bakın soruya. Arkadaşlar e, pardon çok özür dilerim. Soru eksik oldu. Çok çok özür dilerim. Soru böyle çözülmez. E, şöyle onu vermemiz gerekiyor. Kalanların yaş ortalaması arkadaşlar. Kalanların yaş ortalaması özür dilerim. 16 olduğuna göre kalanların yaş ortalaması 16 olduğuna göre başlangıçta kaç kişi vardır kişi sayısını soruyoruz başlangıçta kaç kişi vardır e, dedik Şurayı silelim Evet arkadaşlar sorumuz bu e, şimdi e, mesela zor dediğimiz sorularda da e, tamamen buna benzer sorular olacaklar. Evet arkadaşlar bu bizim örnek sorumuz, kalıp sorumuz. Şimdi galiba 9 çıkıyordu cevap. Şimdi e arkadaşlar soruyu şöyle çözelim. Bakın. Sorularda ortalama sorularında direkt formülü aklınıza getirin. Neydi? Aritmetik ortalama hepsinin toplamı bölü adet, kişi sayısı diyelim. Kişi sayısı. Bazen bu e, not ortalaması hesaplayacağız. E, ders sayısı olacak. Yani ortamda bulunan terimlerin sayısı. Arkadaşlar, biz her soruda bu ikisini çarparak şunu hesaplayacağız. Eğer bir şey verilmediyse size bakın, yaş ortalaması 17 olan yazalım. Yaş ortalaması arkadaşlar 17'ymiş. Bir grup kişi diyor. Evet arkadaşlar, kişi sayısı verilmemiş değil mi? O zaman kişi sayısı yerine harf koyacağız. X kişi olsunlar. Burası böyle. Arkadaşlar çarpalım bunları. O zaman soru işareti yani burası 17x mi oluyor? Bu şu an bizim toplamımız. Yani hepsinin yaşları toplamı. Bak her soru aynı şekilde gidecek, ilerleyecek. Ya aramızdan ayrılanlar olacak ya aramıza katılanlar. Şimdi sizin elinizdeki kişilerden gidenler olursa ya da gelenler olursa yaş toplamı da değişir, kişi sayısı da değişir. Hep yeni ortalamaları yazacağım. Arkadaşlar Yaş ortalaması 19 olan 3 kişi ayrılmış. Bak o ayrılanları da yazalım. Ayrılanların ortalaması 19'muş. Kaç kişi bu ayrılanlar? 3 kişi mi? O zaman onların yaşlar toplamını da hesaplayalım. Çarptım bunları. Kaç ediyor arkadaşlar orası? 57 mi oldu? Şimdi arkadaşlar yeni ortalamayı vermiş. Kalan kişilerin bakın ortalaması kaçmış? 16. O zaman yazıyorum. Kalan kişilerin ortalaması 16. Arkadaşlar kişi sayısı da değişti bu da değişti. Ee, yeni hallerini yazıyoruz bakın. Başlangıçta yaşlar toplamımız kaçtı bizim? 17x'ti. Ama bu şimdi azaldı. Ne kadar azalacak? Giden 3 kişinin yaşlar toplamı kadar. Giden 3 kişinin yaşları toplamı kim? 57 mi? O zaman bu bu kadar azaldı. 57 azaldı. Eğer bunlar aramızdan ayrılanlar değil de gelenler olsaydı o zaman da artı koyacaktım. Kişi sayısı kaçtı arkadaşlar? x'ti. Kaç kişi ayrıldı aramızdan? 3 kişi. O zaman 3 kişiyi de buradan çıkartıyoruz. Bakın o zaman bu yeni halimiz. Yeni yaşlar toplamı, yeni kişi sayısı. Buradan en son içler dışlar çarpımıyla 16x 48 dedik. Buradan arkadaşlar denklemimizi çözüyoruz. Buradan e, x kaç yapıyor buradan? x 9 yapıyor sanırım. Evet. Eksi 48 artı 57'den. Arkadaşlar bu sorularda şuraya x yazmayı bakın her soruda biz bunu şununla şunu hep çarpacağız. Toplam not edeceğiz. Aramızdan gidenleri çıkaracağız. Ya da gelen varsa ekleyeceğiz. Yeni ortalama verildiyse yazarsın, verilmediyse harf koyarsın gibi. Yani tek kullanacağımız bir tane formül var. Ama soru kesinlikle bakın arkadaşlar böyle bakarak çözülmez. Notlar almamız lazım. O zaman şöyle yapalım. Bir ön lisans KPSS sorusuyla başlayacağız. E, burayı ben temizliyorum. Yazmayan arkadaşlarımız varsa te, fotoğraf çekebilirler burayı. Evet burayı siliyorum arkadaşlar ben. Evet sizlerle şimdi çok çok güzel e, sorular çözeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi e, az önceki dosyamızı e, ben bir daha açıyorum. Evet arkadaşlar bu soru 2016'da ön lisans KPSS sınavında çıkmış. Sorunun uzunluğuna bakmayın. Sadece okuyun, cümle cümle okuyun ve notlar ala ala gidin arkadaşlar. Bu arada e, şurası küsratlı bir sayı. Bunu 4 ve 8 gibi iki farklı sayı olarak görmeyin. Şurası 4,8 arkadaşlar. Yani e, ortalaması küsuratlıymış. Ve virgüllü sayılı da virgüllü şekilde çarpın yani cevaplar tam yapar orada. Şurası da bir ondalıklı sayı. Soru sizde. Sürümüz, e, süremiz çok pardon. Süremiz bir buçuk dakika arkadaşlar. Evet acele etmeden aynı dersteymişiz gibi, sınavdaymışız gibi notlarımızı alalım. Bakın kişi sayısı belli. Mesela az önceki soruda x falan dedim ya ben. Kişi sayısı belli olmadığı için x dedim. Mesela burada bakın kişi sayısı belli. 25. Ortalama belli. O zaman onları çarpıp ee, toplamlarını bulabiliriz. Burada da ne e, hesabı yapılmış? İsimlerindeki harf ortalaması ve isimlerindeki harf ve sayılarının Arkadaşlar bu cümleyi ben mi kötü yazmışım acaba? Arkadaşlar şu kısımda ben bir hata yapmışım galiba. Şurası bakın isimlerindeki harf sayılarının ortalaması. Harf sayılarının ortalaması. Pardon sayılarını yazıyorum. Tamam. V yok burada sadece. V'yi kaldıralım. Evet arkadaşlar şimdi ee, şimdi cevabını hiç hatırlamıyorum. Burada bunların cevapları yok bu arada. E, arkadaşlar soruyu şu yan tarafta bakın çözüyorum ben. Soruyu çözmeye başlıyorum. Dikkatli dinleyelim soruyu. Arkadaşlar şimdi 68 diyen var 80 diyen var. Şimdi cevap hiç bilmiyorum. Bir bakalım. Burayı iyi dinleyelim arkadaşlar. Bakın ne yapılmış bu sınıfta. Öğrencilerin öğrencilerin isimlerindeki ve soy isimlerindeki harflerin ortalaması hesaplanmış. Tamamdır. E, nasıl mesela işte benim adım Ufuk dört harfli, değil mi? Mesela işte başka bir isim e, 5 harfli olacak. Toplayacağız ikiye böleceğiz gibi. Arkadaşlar sınıf kaç kişi? Sınıf 25 kişi. İsimlerindeki, bu sınıftaki kişilerin isimlerindeki harf ortalaması kaçmış arkadaşlar? Bakın, formülü kullanıyorum. Şuradan çizgiyi çekelim şuraya. 4.8 isimlerindeki harf ortalaması. Kişi sayısı kaç? 25. Verilmeyen şey ne? Bu hepsinin isimlerindeki harflerinin toplamı değil mi arkadaşlar? 25 ile 4.8'i çarparsanız bunu bir şekilde çarpıyoruz. Bunu e, burada anlatmayayım ben. Herkes şeyi biliyor. 48 bölü 10 yazabilirsiniz. Çarpı 25 diyebilirsiniz. 120 yapıyor sanırım orası. Arkadaşlar buradan soru işareti 120 çıkıyor. İsimlerindeki harf toplamı. Soy isimlerinin ortalaması kaçmış? 8. Arkadaşlar soy isimlerinin ortalaması 8 mi? E yine aynı 25 kişi değil mi bunlar? 8 ile 25 çarptım. Kaçmış o zaman arkadaşlar? 200'müş. Soy isimlerinde bu kadar harf var. Sonra ne olmuş arkadaşlar? Bu sınıftan 5 öğrenci ayrıldığında kalan öğrencilerin isimlerindeki harflerin ortalamasını ve soy isimlerindeki harflerin ortalamasını söylemiş. Arkadaşlar kaç kişi ayrılmış sınıftan? 5 kişi giderse arkadaşlar bu sınıftan. 5 kişi giderse sınıf kaç kişiye düştü arkadaşlar? 20 kişiye mi? Ve o kalan 20 kişinin yeni ortalamalarını vermiş. Kalan 20 kişinin ortalaması kimmiş arkadaşlar isimlerindeki? Bak kalan 20 kişinin isimlerindeki ortalama 5 kişi sayısı 20. Doğru mu? Bakın hep formülü kullanıyorum arkadaşlar. Bununla bunu çarparsam, bununla bunu çarparsam. Şu an kaç oldu arkadaşlar? İsimlerindeki harf sayısı 100'e düştü. Arkadaşlar, bizim isimlerimizdeki harf toplamı başlangıçta 120 değil miydi? Şimdi kaça düşmüşüz? 100'e. Yani 20 azalmış. O zaman arkadaşlar, bunu 20 azaltan şey ne? 120'ydik, 100'e düşmüş. İsimlerimizde 20 azalma oldu. Kim azalttı bunu? Giden 5 kişi değil mi? O zaman arkadaşlar giden 5 kişinin isimlerinde toplam 20 harf vardır. Soy isimlerinde ortalama kaça düşmüş? 7.6'ya düşmüş. Kaç kişiyiz? 20 kişiye düştük. Or yeni ortalamamız 7.6 soy isim. Evet. 7.6 ile 20'yi çarparsanız da 140 150 kim yapıyor arkadaşlar? Arkadaşlar bu kalan 20 kişinin soy isimlerinde de toplam 152'ye mi düşmüş? Başlangıçta 200 olan şey şimdi 152'ye düşmüş. Kaç azalmış? Arkadaşlar 200 ile 152'nin arasında kaç fark var? 48 fark var. O zaman demek ki e, kim azalttı arkadaşlar bunu? Giden 5 kişi değil mi? O zaman demek ki o giden 5 kişinin soy isimlerinde 200 e, 200 152'den e, kaç 48 harf varmış diyoruz. Arkadaşlar ve sorumuzu da bitirmiş oluyoruz. Giden kişilerin e, isimlerinde 20, soy isimlerinde 48. Bana da neyi sormuş? Gidenlerin isim ve soy isimlerinde toplam kaç harf vardır? Evet 20 artı 48'den. E, arkadaşlar cevap 68 oldu. E, soru sizce zor mu? Bu soru zor muydu sizce? Ee, ne düşünüyorsunuz soru hakkında? Yani sallıyorum, aşırı zor bir soru bu mesela merak ediyorum. Evet arkadaşlar verilenleri yerine yazın, aynı anlattığım gibi ortalama bakın belli, kişi sayısı belli çarp, hemen oraya not al. 2016 ön lisans KPSS sorusuydu. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Tamamdır. Arkadaşlar, yerleştirdiğimiz sürece hiçbir sıkıntı olmayacak. Ama şunu da unutmayın. Bu sorular nasıl zorlanacak? Sor ee, kimin kamerası açık? Evet, Eylem kamerayı kapatalım. Kamerayı şey, kapatalım Eylem. Evet. Şimdi arkadaşlar, e şöyle devam edelim. Bu sorular nasıl zorlaşacak? Size orada ee, mesela 4.8'i verdi mi? Bunu da vermeyecek, bunu da vermeyecek. O zaman siz ne yapacaksınız? Buraya harf koyacaksınız, bunu yine çarpacaksınız. Yani harfli olarak not edeceksiniz. Burada yapılanların hiçbir fark olmayacak. Hemen şurayı hızlı bir şekilde arkadaşlar temizliyorum. Ve sıramızdaki, e, sıradaki sorumuza geçiyoruz. Arkadaşlar sizlere şimdi ben bir DGS sorusu açacağım. 2017 yılında yine yakın bir sınav bakın bir DGS sorusu sonra da bir lisans KPSS sorusu, sorumuz olacak. Evet arkadaşlar şimdiki nerede acaba evet soru bu arkadaşlar soru burada e, 2017 DGS sınavında çıkmış çözebileceğiniz en kaliteli aritmetik ortalama problemlerinden birisi harf vermeniz gerekiyorsa mutlaka verin. Soru sizde, süremiz iki dakika. Bakın arkadaşlar burada e, bu 30 kişinin kaçı erkek kaçı kadın belli değil. Size başlangıçta ve sonradan kimlerin ortalamasını vermiş. Kadınların bak başlangıçta da ortalaması belli. Değişikliklerden sonraki ortalaması belli. Kadınlar üzerinden çözelim. Ama kadın sayısını bilmediğim için harf kullanalım arkadaşlar. X kullanalım orada. Evet, son bir dakika daha uğraşalım. Ee, sonra ben soruyu çözmeye başlayacağım. Evet arkadaşlar yerleştirmelerimizi bitirelim, sona yaklaşalım, işlemlerimizi tamamlayalım. Arkadaşlar şimdi soruyu çözelim birlikte. Evet e, bazı arkadaşlarımız yazmışlar. E, şimdi çözelim bakalım soruyu. Arkadaşlar bakın e, yani inanın e, bu soru çözebileceğiniz çıkmış ÖSYM soruları içinde en temiz en güzel sorulardan birisi. Evet arkadaşlar bakın hızlıca ben de yerleştireceğim. Sadece verilenleri yerine yazacağım. Eğer bilmediğim bir şey varsa mutlaka harf kullanacağım. Soruyu biraz şöyle yukarı alalım. Tamam. Arkadaşlar şimdi bakın ne demiş soruda? Şirkette çalışan 30 kişinin ben ee, kaçı kadın kaçı erkek bilmiyorum. Soruyu kadınlar üzerinden çözeceğim. Neden? Çünkü bakın kadınların başlangıçta yaş ortalaması belli. Kadınların son durumdaki yaş ortalaması da belli. Erkekler üzerinden çözemem çünkü zaten bana son durumda erkeklerin ortalamasını soruyor. Arkadaşlar şimdi kadın sayısı belli değil. Toplam 30 kişi var şirkette. Ama bunların kaçı erkek kaçı kadın bilmiyorum. Ha şöyle de yapabilirsiniz. Kadınlara x deyip erkeklere 30 x falan da diyebilirsiniz ama zaten x'i bulunca erkekleri de bulmuş olacağız. Arkadaşlar bakın. Kadınlar üzerinden şuraya şeyi yazalım. Kadınların başlangıçta ortalaması kaçmış? 32. Kişi sayısı belli mi arkadaşlar kadınların? Değil. Başlangıçta kaçı kadın belli değil. Kişi sayısını x diyorum ve burada hemen not ediyorum. Arkadaşlar Bununla bunu her soruda çarpmıştık. Burada da çarpalım. Şu an kadınların yaş toplamı 32x. Bakın benim başta anlattığım yaş ortalaması sorusunda olduğu gibi o zaman şu an toplamımız 32x. Değişiklik var. Değişiklik ne? Şirketten her birinin yaşı 40 olan iki kadın ayrılıyor. Ben burada duralım. Arkadaşlar iki tane kadın ayrılmış şirketten. İkisinin de yaşı 40 mıymış? 40-40 e, iki kişinin yaşları toplamı 80 etmez mi? O zaman arkadaşlar Şimdi bakın son durumda ortalaması kaça düşmüş kadınların? 30'a mı düşmüş arkadaşlar? Ortalamayı yine bakın formülle çözüyorum. Ortalamayı yerine yazdım. Arkadaşlar başlangıçta sizin kadınların yaşları toplamı başlangıçta kaçtı? 32x'ti. Doğru mu? Ama şimdi bu 32x azaldı. Ne kadar? Giden iki kadının yaşları toplamı kadar. İkisi de 40-40'tı. O zaman 40-40'sa arkadaşlar iki kadın ne yapar orada? 2 kadın Toplam 80. O zaman 80 azaldı burası. Arkadaşlar kişi sayısı başlangıçta x'ti. Kaç kadın ayrıldı aramızdan? 2 kadın ayrıldı. O zaman kişi sayısı da arkadaşlar 2 azaldı. Doğru mudur? Bak sayısal işlem yapamıyorsan aynı şeyi harfle yaptım ve soru bitti. Arkadaşlar buradan içler dışlar çarpımını yapıyorum. Ee, 30 x 60 eşittir. 32 x 80 dedim. <laughs> Arkadaşlar buradan 2x eşittir kaç yapıyor? Ee, 20 yapıyor. Buradan da x eşittir 10 oldu. Yani şirkette çalışan 30 kişinin arkadaşlar... 30 kişinin 10'u kadınmış. Şimdi 10'u kadınsa demek ki 20'si de erkek çalışan. Erkeklerin ortalamasında arkadaşlar zaten kişi sayısını artık bulduğumuz için e, direkt e, soruyu çözeceğiz. Şimdi arkadaşlar erkeklerin başlangıçta ortalaması kaç? hemen yazıyorum. 36 idi ortalaması erkeklerin. Kaç erkek var elimizde? 20 erkek var. Erkeklerin başlangıçtaki toplamı şu ikisinin çarpımı mı olur? Yani kaç olur? Ee, 720. Başlangıçtaki toplamımız 720. Arkadaşlar her birinin yaşı 54 olan 4 erkek aramıza katılmış. Arkadaşlar 4 erkek aramıza katılmış ve her birinin yaşı da 54'müş. O zaman bunları çarparsanız 216 yapar mı onların toplamı? Bunlar aramıza katıldığı için bu sefer çıkarmayacağım, bu sefer ekliyorum. Başlangıçta erkeklerin toplamı 720 idi. Gelen 4 erkeğin toplamı da 216. Üzerine ekledim. Başlangıçta 20 erkek vardı. Kaç tane erkek oldu şimdi? 4 tane erkek gelmişti. O zaman 4 ekledim. Yani bakın bu sefer aritmetik ortalama kısmı boş kalmış. Bu sefer bunu bulacağız. Yani 9 kaç yapıyor orası? 936 bölü 24. Buradan arkadaşlar kenarda bir şekilde bölme işlemini yapın. Cevabımız 39 çıkıyor. Ee, gerçekten güzel bir soru. Harfi kullanmayı öğrenirsek, harfli işlemler yapmayı şöyle alışkanlık haline getirirsek hiçbir sıkıntı çıkmaz. Şimdi arkadaşlar yazmayan arkadaşlar varsa hemen fotoğraf çeksinler. Siliyorum burayı. Evet yazmayan varsa fotoğraf çeksin siliyorum. Arkadaşlar umarım e, oturmuştur. Umarım oturmuştur yerleştirdikten sonra gerisi ta tamamen denklem çözmeye e, kalıyor. Evet bir lisans KPSS sorusu çözeceğiz sizlerle. Arkadaşlar şimdi bu lisans KPSS'de e, bayağı sorumuz var. 2014'te bir tane var, 2015'te iki tane birden çıkmış, 2016'da bir tane var. Ben bunların e, iki tane çözebilir miyiz acaba? İki taneye zaman yeter mi acaba? Bilmiyorum ama şöyle yapalım. E, şurayı da silelim. Arkadaşlar, bu çözeceğiniz en zor soru zaten. Ona mı baksak? Neye bak? Ona bakalım hadi ya. Ona bakalım. Arkadaşlar, 2016 lisans KPSS'de çıkmış. Yani abartmayayım dürüst olmak gerekirse, ÖSYM tarihinde çıkmış. E, şimdi arkadaşımız Barış soru sormuş. Geometrik ve harmonik ortalama sorusu var mı? Barış, e, harmonik ortalama bazı kitaplar hala formüllerini veriyor ama harmet, harmonik ortalama müfredattan kaldırıldı. E, yok yani. Geometrik ortalama var ama geometrik ortalama sorusu sınavda sormadılar hiç. Sormazlar da. Çünkü geometrik ortalama üzerine bir problem yazılamıyor. Yani zaten çok basit bir şey. Anlatacağım ben size onu. Bugün zaman yetmez haftaya anlatacağım. E, geometrik ortalama ...kesinlikle çok daha değersiz kalıyor aritmetik ortalama yanında. Arkadaşlar soru sizde. Bu soruya tam 3 dakika süre vereceğim size. Süre başladı. Bu soruda... denklemleri yerleştirirken... ...bir şeyi de mutlaka... ...fark etmemiz lazım. Onu söylemeyeyim şimdi sorunun heyecanı kaçmasın. Ama gerçekten dürüst olmak gerekirse... ...bu soru benim ÖSYM tarihinde gördüğüm... ...yani en sağlam sorulardan biri arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok temiz bir soru. Hatta e, problemlerin içinde soruları birbirleriyle karşılaştırırsanız, bence birinci sıraya yerleşebilecek zorlukta bir soru. Ha, çözülemeyecek bir soru değil. Şey yapmayın, hani o kadar kafada büyütmeyelim. Sadece soru biraz kalabalık. Evet arkadaşlar, soru sizde. Ve bunu da kesinlikle bir yere not edin. E, ÖSYM tarihinin en iyi sorusudur diye. Bakın bu 29 kişinin kaçı A aracına bindi? Kaçı B aracına bindi? Bilmiyoruz. Zaten onu bulmak burada amacımız. Son durumda e, neyi soruyor bize soru? Evet A aracına kaç turist binmiş diyor. Başlangıçtaki o 29 kişinin kaçı A aracına binmiştir? Evet arkadaşlar denklemleri kurmaya çalışalım. <laughs> Evet, son bir dakikamız. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar işlemlerimizi e, toparlamaya çalışalım. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ön lisans sorusu çözdük bir tane DGS sorusu çözdük. Bu da 2016'da lisans KPSS sınavında e, çıkmış bir soru. Tamamdır. Yani bir şey söyleyeyim ben de bu sınava e, arkadaşımızın biri boş bırakırım demiş. Ben de olsam ben sınavda olsam bu soruda e, yani bu soruyu da en sona bırakırım. Zamanı yeterse çözerim. Kesinlikle bu 2016 yılındaki matematik sorularına açıp bakın. E, o sınavın matematikte en zor sorusuydu. Yani şöyle diyelim. Çözülemeyecek bir soru değil. E, çözülemeyecek evet. E, boş bırakırım. Evet zaten yani arkadaşlar kafayı ağrıtmaya e, ne gerek var ki değil mi? Yani Ben olsa ben de uğraşmam. Yani bu soru ee, şaka yapıyorum tabi ama e, kesinlikle akıllı davranmak lazım. Sona bırakırdım kesinlikle bu soruyu. Çünkü çözülür soru ama biraz uzun sürecek. Bak burada şunu görmenizi isteyeceğim sadece soruda. Evet soruyu çözmeye başlıyoruz. Bu arada umarım zaman yeter. Bu arada yine son 10 dakika uyarısı vermedi. Herhalde zaman yine bitmeyecek. Bugün arkadaşlar iftara kadar yapacağız bu tersi. Evet şimdi şöyle e, soruyu biraz şöyle yukarı alayım tamamdır. Arkadaşlar burada bakın başlangıç değerlerini yazalım. Siz bu 29 kişinin kaçı A otobüsüne bindi? Kaçı B otobüsüne bindi? Bilmiyorsunuz, doğru mu? Mesela bu 20 bakın haftaya e, bu arada haftaya ilk dersimizde ben bir 10-15 dakikada 2-3 soru buradan çözeceğim yine aritmetik geometrik ortalamayı da anlatacağım size. Haftaya çok az daha devam edeceğim. Bu bitti sayılır. Artık soru çözmeye ihtiyacımız var bizim. E, haftaya sayı kesir problemlerine başlıyoruz. Ee, kesinlikle e, aritmetik ortalama bence daha zor yani sayı kesirde sayı kesir daha anlaşılır daha yapılabilir sorular soruluyor. Şimdi ve sınavda 4-5 tane soru çıkar biliyorsunuz bütün sınavlarda. Şimdi arkadaşlar x kişi buraya binmiş olsun orada sayı problemlerinde de şunu söyleyeceğiz: 29 kişinin x'i burada buraya kaç kişi kalıyor? Y demeyelim ikinci harf kullanmayalım soruda. 29 kişiden x kişiyi çıkarırsanız geri kalanlar da b otobüsüne kalıyor doğru mu? ...29-x kişi. Arkadaşlar... ...şimdi başlayalım yerleştirmeye. A aracında başlangıçta ortalama kaç? E, kişilerin ortalaması. A'da. Ortalamamız 40. Kişi sayımız... ...x. Ve bunları çarparsam... ...başlangıçta A otobüsünün yaşlar toplamı kaç arkadaşlar? Evet. 40x. B otobüsüne geldik. B otobüsünün başlangıçta yaş ortalaması kaç arkadaşlar? 50. Kişi sayısı kaç arkadaşlar? 29 eksi x. Doğru mu? Bunu üşenmeden çarpacağım ama 29 da 50'yi çarparsanız arkadaşlar 30 olsa bu ne yapar? 1500 yapar. 1450 yapıyor. 1450 eksi x ile 50'yi de çarptım 50x. Arkadaşlar bakın notumu aldım. Bu A'nın toplamı, bu da B'nin toplamı başlangıçta. Sonra arkadaşlar bazı değişiklikler olmuş. Nedir o değişiklikler? Şimdi arkadaşlar A otobüsünden A aracından inip Pardon. 3 kişi A'dan iniyor, B'ye biniyor. 2 kişi de B'den inip A'ya biniyor. Arkadaşlar A otobüsü 3 kişiyi yolluyor, 2 kişiyi alıyor. A ne oluyor? A otobüsü biraz azalıyor o zaman kişi olarak. Doğru mudur? B otobüsü de 2 kişiyi yollayıp 3 kişiyi A'dan aldığı için B otobüsündeki kişi sayısı da 1 artıyor. Arkadaşlar burada görmenizi istediğim, Başta söylemek istemedim. Olayın heyecanı kaçmasın diye. Ee, burada A otobüsünden B otobüsüne kişi e, kaç kişi geçerse geçsin. İsterse A otobüsünden B'ye 10 kişi geçsin. B'den A'ya kimse geçmesin. Ya da 3 kişi geçsin. Ya da 7 kişi geçsin. Kaç kişi geçerse geçsin. Arkadaşlar bu iki otobüsün yaşlar toplamı e, toplam kişi sayısı değişmediği için başlangıçta da toplam 29 son durumda da toplam 29 bu iki otobüsün Toplam yaş toplamı hiçbir zaman değişmez. Bunu görmeniz gerekiyordu soruda. Şimdi bakın ikinci şeyi yazalım. Arkadaşlar A'nın son durumda ortalaması kaç? 41. A otobüsü ne olmuştu arkadaşlar? X kişilerdi. Bir kişi azaldı değil mi A otobüsü? X-1'e mi düştü? Şimdi yeni yaş toplamını yazalım A otobüsünün. 41x-41 oldu mu arkadaşlar? B otobüsünde, B otobüsünün son durumda ortalaması kaç? 48. Kişi sayısı bir tane artmış mıydı? Arkadaşlar şuna bir eklerseniz ne yapar? 30-x yapar. Doğru mu? O zaman kişi sayısı da 30-x oldu. Bunu da çarpıyorum. Şimdi e, bunları çarparsak ne yapar bu? E, 144 1440 yapıyor. 1440-48x. Arkadaşlar şimdi başlangıçta A otobüsünün yaşlar toplamı bu. B otobüsünün yaşlar toplamı bu. Son durumda A'dakilerin toplamı bu, B'dekilerin toplamı bu. Arkadaşlar siz bakın şunla şunu toplarsanız şurayı çok kısa bir sileyim şurayı. Arkadaşlar siz şu ikisini toplarsanız ne yapıyor? 1450 10x yapıyor mu? Arkadaşlar bunların toplamı bu 29 kişinin toplamı değil mi? E bunları toplarsanız bakın şu ikisini toplarsanız Bunlar da aynı 29 kişinin toplamı değil mi? Ee, ne yapıyor bunların toplamı? 1400, 1399 yapıyor. Evet, 1399. Kuruluşun 100. Yıl dönümü bu arada. Evet, evet 40x, x-48x. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? Eksi 7x mi yapıyor? Eksi 7x dedik. Arkadaşlar, bu başlangıçtaki 29 kişinin toplamı. E Bu da aynı 29 kişinin toplamı değil mi? E bu yaşlar toplamı değişmez ki sonuçta bu otobüsler birbirlerine kaç kişiyi alıp alışveriş yaparsa yapsınlar. Toplam 29 kişinin yaşlar toplamı hiçbir zaman değişmez. O zaman bu aynı 29 kişinin toplamı, bu da aynı 29 kişinin toplamı. O zaman bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Arkadaşlar buradan bunu karşıya alırsam 3x yapıyor. Bunu da alıp 1450'den çıkarırsam 51 yapıyor. 51'i de 3'e bölersek arkadaşlar buradan şuraya yazıyorum cevabımız x'imiz 17. Yani x de zaten kimdi arkadaşlar? A otobüsünde başlangıçta bulunan kişi sayısı. Soru da bana zaten onu soruyordu. Yani cevabımız 17 oldu. Evet. Arkadaşlar dediğim kadar varmış değil mi soru? Ya yani bu soru gerçekten sınav esnasında adamı biraz strese sokabilir. Zaman yiye, yiyebilir. Ya yani 5 dakika, 7 dakika yiyebilir bu soru. E tabi bu tarz sorularla çok uğraşmak için vakit arttırmak lazım. Başlangıçtaki rasyonel sayı, üstü sayı, bilmem ne sorularını biraz hızlı çözmek lazım. Arkadaşlar anlaşıldı değil mi sorunun mantığı? Başlangıçtaki bilgileri not ettim. yazdığım yaşlar toplamlarını. Sonradan oluşan e, durumları da yazdım. Şu ikisinin yaşlar toplamını topladım. Bu kim olmuş oldu bunların toplamı? 29 kişinin yaşlar toplamı. E bunları toplarsanız bunlar da aynı 29 kişinin yaşlar toplamı değil mi? E bunlar değişmedi ki. Doğru mu? Aynı 29 kişi, aynı 29 kişi. Eşitledim oradan. Onu görmemiz gerekiyordu soruda. Ha 30 eksi x kısmını tekrarlar mısınız? E şunu yaptık ver ve hani B otobüsü e iki kişiyi karşı tarafa yolladı. A'ya yolladı. Üç kişiyi aldığı için B otobüsü bir kişi artmış olmamış mıydı? B otobüsü bir kişi arttı. E, B otobüsü başlangıçta 29 eksi x değil miydi? E, B otobüsü bir kişi arttıysa 29 eksi x'e bir ekledim kişi sayısı 29 eksi xti bir ekledim kaça çıktı? 30 eksi x kişiye çıktı B otobüsü. Yani şunun üzerine bir ekledim. Hatta bak buradan da A otobüste bir kişi azaldı. Arkadaşlar umarım soruyu beğenmişizdir. Tabii bu tarz soruları biraz sınavda sona saklamak lazım. Ama açın kitaplardan yani çek kopartlarınızdan, soru bankalarından mutlaka çözün. Aritmetik ortalama problemleri mutlaka çözün. Yapamadığınız soru olursa mutlaka yollayın. Yardımcı olmaya çalışırım. Ama soru çözün bol bol. O x'leri yerleştirmeyi öğrenelim. Evet arkadaşlar bugün bu zoma bir şey oldu. Evet. Evet Hilal soruyu beğenmemiş. Ee, yani, e, yani şöyle söyleyeyim. ister beğen, ister be beğenme. Evet ee, Tabii soru biraz uzun sürdüğü için şey yapabiliyor. İnsanı kahrediyor e, şey. Ama dediğim gibi o toplam, yaş toplamının ilk durumdaki toplamla son durumdaki toplamın birbirine eşit olduğunu görmemiz gerekiyordu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu program bugün kapanmıyor. Şimdi ben diğer dersimin başlama saati geldi. Evet. E, o yüzden burada kapatıyorum programı. Zoma bir şeyler oldu bugün. E, kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Tabii bol soru çözün. Ee, derim. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Görüşmek üzere.